Pişmanım köyün uzun suyundan içtim diye bir ömrü çömelim var yersini sevdim diye eskine ara gibi ben gezerdim rahatla sülale siyah mandol yanımda Türk aman sülale siyah mandol yanımda Türk aman aklım kaldı gittim yarası çok derinde bayıldım bu dünya
nasip ederse, Mevlam nasip ederse, kerulum gülersin. Orada toplanır Allah şehitler.
Çeviri ve Altyazı M.K.
Efendim ayağınıza sağlık. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok değerli isimler çıkacak. Çok değerli üstadlarım, abilerim, ablalarım burada olacaklar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. İnşallah bir dahaki sefere görüşmek üzere. Harikaydın. Ağzına yüreğine sağlık. Göndermiyoruz. Rıdvan Emre Özdemir. Bu ismi bir yere yazın diyorum. Gerçekten çok güzeldi. Ağzına yüreğine sağlık. Katılımından ötürü bir hediye takdimimiz olacak sizlere de. Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcımız Sayın Oğuzhan Usta'yı ben davet etmek istiyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili Ahmet Güngör çekiyor. Evet, çekiyor. O kendi çekmese de kamerası çekiyor, sıkıntı yok. Teşekkür ediyoruz. Oğuzhan Usta'ya da çok teşekkür ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Az önce solistimizin, sanatçımızın da söylediği gibi birbirinden değerli abilerimiz, ablalarımız var. Ben de ona katılıyorum. Şimdi birbirinden değerli abilerimiz sahneye gelecek. Karadeniz müziğinin üstadları burada. Çok değerli isimler burada. Birazdan onlarla olacağız. Ama şimdi bir isim çağıracağım. Ama o çağıracağım isim gerçekten bizi hem oynatacak hem güldürecek. Fıkralarıyla, horonlarıyla. Acaba kimden bahsediyorum? Fıkra deyince anlayabiliyor muyuz? Yozgat Tavla, sen anlamadın herhalde. Ha, önce Yozgat Tavla'mız kim olduğunu anladım. Evet, fıkralarla güzel geçitler yapacağız. Güzel horon havaları, oyun havalarıyla değişik bir ambiyans olacak. Yağmur da biraz durdu, olsun. Bu da bugünün bereketi olmuş olsun. Bugün yağışlı gösteriyor. Yarın cuma, cumartesi, pazar açık gösteriyor. Allah'ın işine de fazla karışılmaz ama inşallah bir problem olmaz. Güzel bir şekilde olur, güzel bir kalabalık da olur. İnşallah hemşerilerimizle bir arada güzel bir şekilde oluruz. Standlarda alışveriş yapan var mı? Poşetler görüyorum. Peynirler, tereyağları, helvalar, sucuklar, yöresel lezzetler karnı acıkanlar için. Yörenin en güzel lezzetleri nerede? Tabii ki Yeni Kapı'da, burada. Trabzon'un bütün lezzetlerini de tadabilirsiniz. Eve giderken de alışverişinizi yapabilirsiniz. Anlaştık mı? Peki o zaman hemen bakıyorum o güzel alkışlarınızla. Karadeniz'in gülen, güldüren ve oynatan adamı diyoruz. Çok seviyoruz. O güzel alkışlarınız Yılmaz Kasaboğlu için gelsin bakalım. Başında yazması var da burnunda hizması var. Takar gözlüklerinin da hele bir gezmesi var. Başında yazması var da burnunda hizması var. Takar gözlüklerinin da hele bir gezmesi var. Çıkardı beni baştan, alma yüreği taştan. Çıkardı beni baştan, alma yüreği taştan. Ben ihtiyar uçtu, tek sorumluluğumuz yaştan. Sonumuz yaşlar. Beni ateşe saldı da aldı, aklımı aldı. Sevdasız yaşanır mı bu dünya, kime kaldı? Beni ateşe saldı da aklımı aldım, sevdasız yaşanır mı bu dünya, kime
kaldı. Çıkardı beni baştan ama yüreği taştan. Çıkardı beni baştan ama yüreği taştan. Ben ihtiyar ucudu tek sorumluluğumuz yaştan. Ben ihtiyar ucudu tek sorumluluğumuz. Ellerimi göreyim ellerim. Hadi bakalım. Çıkardı beni baştan ama yüreği taştan. Çıkardı beni baştan ama yüreği taştan. Ben ihtiyar uçudu tek sorumluluğumuz yaşlar. Ben ihtiyar uçudu tek sorumluluğumuz yaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Az da olsa alkışlarımız güzel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim, bu organizasyona emeği geçen, başta sevgili başkanımız, yönetim kurulu, bütün emeği geçenlere, huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Güzel alkışlar sevgili ustalar için de bir gelsin. Gönderin. Evet. Tahsin Terzi, büyük usta. Evet. Piyanist, zaten bu Serdar Ortacı bir akli bize geldi. Büyük usta. Sazcı ustada da bu ikinci programımız değil mi? Vallahi rastlıyoruz bu. İsim bilmiyorum ama. Ozan. Oo, ismi üstünde. Efendim nasılsınız? İyisiniz mi? Şimdi ben her zaman söylüyorum. Fikraların %80'inden fazlası gerçekten alındı. Özellikle Karadeniz fikraları. Şimdi bir akşam eve gittim. Bakın başımdan geçen olay daha sonra fikri oluyor. Bir akşam eve gittim, üstümü değiştirip çıkacağım. Hanım kapıyı açar açmaz dedi, Yılmaz dedi, yarın beni dünya göze götürüyorsun. Hayırdır hanım? Dedi, gözlerim hiç görmeyeyim. O anda herhalde iplik mi geçiriyor ne yapaysa. Dedim hanım, ben çıkardım 50 lira. Hanıma dedim, ala bu 200 lirayı yarın gidersin. Hanım aldı parayı bir baktı. Ne 200'ü bu dedi, 50'dir. Ha demek ki görüyorsun dedim, parayı kaptım. Siz olsanız görürsünüz değil mi parayı? Evet verdim. O zaman 200 lira tabii. Şimdi 1500 lira dünya gözde. Evet. Tahsin hocam. Gül olur mu dikensiz? Tahsin yaşar mı? Evet. 86. Emin. Sevgili Fatma Şendük'e de teşekkür ediyorum. Bu işi kralınla yapıyorsun. Thank you.
gözyaşlarım senin. Gül olur mu dikensiz, ben yaşayamam sensiz. Gelinlik aram olsun, ev giyer sensiz. Gül olur mu dikensiz, ben yaşayamam sensiz. Gelinlik aram olsun, ev giyer sensiz. Sen mutlu ol bir tane, ben bu dertten yanayım. Her kapı çaldığında, her kapı çaldığında seni geldi sanayım, seni geldi sanayım. Ayarlayan Bombmeister arkadaşlarıma da gelsin. Harikasınız. Harikasınız. Evet. Hadi bakalım elde. Nasıl durayım, derece dursun benim, seni evde bulayım. Evin kapısında yatımda uyuyayım. Herkes herkes anlasın, yalanlanmay lay. Yalanlanmay lay. Çocuklar tarafından çok tutulmuştu. Gözlerine daldım, bağrımla ağladım. Bir alkış gelsin bakayım. Ritvan'cığım. Gel Ritvan, gel buraya. Bu Ritvan çok saygılı, çok da karizma. Yani beni gençlerden bir geçen bu var. Ya bu nasıl bir şarkı öyle? Vallahi benim Gül Olur Mu Dikensiz'i de okumuş. O kim vardı yanında? Arkadaşı vardı. Bir bayanla beraber. Gül Olur Mu'yu okudu böyle bir şey. TikTok mu yaptı işte? Çok başarılısın. Allah yolunu bakmak için. Alkışlar. Evet. Bölümde elleri istiyorum, ondan sonra bir horonla bağlayacağım. Üşümediniz değil mi? Hadi.
çimene, uyurun yanamazsın. Yatmış içimene, uyurun yanamazsın. Beni yerme yanımda yanamazsın. Adıyla yok değil, ne dura bu dolanma. Ne derin
vatanla kaynar. Ya benim aksuna bunlar haberimle bir aydan. Aklımda şunlu zuni bildim. Ne kaynana kaynar, kara gazına kaynar. Ya benim aksuna bunlar haberimle bir aydan. Evet, alkışlar size, oynayanlara. Bu havaya rağmen. Oh, ay ıslanıyorum. Ay yapma. Bak hep ıslandım. Ne güzel ama. Senin bacaların da yağmur toplayıcı ya. Şey, yağmur yağınca, boyum kısalınca çektik biraz. O yüzden uzun oldu. Yağmur bacalar. Senin gibi konuşmaya başladım ben de. Erol hemen yakalıyor. Evet, Yılmaz Kasapoğlu. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi yağmura biz yenik düştük. Ama buradaki dostlarım, burada 1000 kişi, 2000 kişi varmış gibi çok değerli dostlar. Bak bu önde abim oturuyor ya abi. Bu her yerde var. Ben de görüyorum her yerde. Vallahi Allah'ım ömrünü uzun eylesin. Vallahi. Gelirken diyor ki ben geldim, diyorum sen her sene buradasın zaten, hoş geldin. Evet. Efendim ben... Yine emeği geçen her gece. Sevgili Ahmet Güngör oradan bizi çekiyor. Canım kardeşim yıllardır bizi çekiyor. Sevgili ustalar, tonmeisterimiz, emeği geçen başkan ve yönetim kurulundan. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Saygılarımı sunuyorum. Allah'a ısmarladık. Göndermiyoruz. Katılımlarından ötürü bir hediye takdimimiz olacak. Yine Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Sinan Barut'u ben davet etmek istiyorum. Merhaba Başkanım. Sinan Beyciğim nasılsınız? Siz de sağ olun. Çok güzel, çok ince davranışta bulunuyorlar bugün gerçekten. Çok karizma kardeşim. Evet, bugünün anısına resimler de çekildi. Çok sağ olun. Başkanım çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Artık yengeye götürürsün herhalde. Öyle hep Yılmaz Kasapoğlu espri yapamaz. Biraz da paralar senin, çiçekler hanımın. Adı tam tersi mi olsaydı bilemedim şimdi, yanlış mı yaptık? Evet. Şöyle bir keyiflere bakalım. Burada olan hemşirelerimiz, misafirler. Keyifler güzel değil mi? Alkışa duyuyorum. Keyifler, her şey yerinde. Valla ıslanıyoruz ama bence güzel. Sıkıntı yok. Allah'tan şöyle bir şey, buz gibi bir hava yok. Yağmur yağıyor ama hava sıcak. Hava güzel. Hava elverişli derler ya. İnşallah yarından sonra yağmur yağmaz. Böyle tek dileğimiz, tek duamız güzel bir şekilde. Burada kocaman kocaman horon halkaları oluştururuz sizlerle birlikte. Böyle şöyle bir çok kişi oturuyorsa olduğu yerde de oynayabilirler. Öyle değil mi? Biz bugün buraya kemençe horon dinlemeye geldik, horon oynamaya geldik. Sevgili Tahsin Hocam, hazırlanıyoruz değil mi? Yine çok değerli bir isim. Evet, şu anda ben onu gördüm. Siz de görüyor musunuz bilmiyorum ama Karadeniz camiasına binlerce eser, onlarca sanatçı kazandıran bir isim. Çok değerli bir büyüğümüz, çok değerli bir abimiz. Alkışlarınız, dediğim gibi Karadeniz'in üstadı. Yüzlerce eser, binlerce eser, onlarca sanatçı kazandıran bir isim. Kendisi aynı zamanda sanatçımız, üstadımız. O güzel alkışlarınız Adnan Yılmaz için gelsin bakalım. Yok.
adamla boğanlara vay benim vay işim. Kuluda karışığım gelin neşe diyorum getir lan. Vay benim vay işim kuluda karışığım gelin neşe diyorum getir lan barışımı. Cebencemiz biraz sin mi acaba uşaklar? Mübarek dağlar efendim, hoş geldiniz. Trabzon günleri kurgalı. Yağmur yağdığından bereketli olacak bu sene inşallah. Öncelikle tabii ki yağmurdan, savaştan ülkede biraz purukluk var. Türküleri söylüyoruz ama mecbur. Herkes de bir yerde işini yapmak zorunda. Öncelikle Allah Filistin'deki kardeşlerimize yardım eylesin ya Rabbi. Onları kalbimizle, bütün dualarla beraber canı gönülden destekliyoruz. Allah yardım eder inşallah. Bugün mübarek yağmur yağdı. Biraz barajlarda su eksikliği vardı. İyi oldu. Bol yağmurlu horonlar oynayacağız. Dernekler Federasyonu'nun bu anlamlı gününde bugün de olmaktan onur duydum. Başkan ve tüm yöneticilerine gönülden sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bugün bu güzel sahneyi de düzenleyen saz arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Her zaman İstanbul'da olabiliriz, Avrupa'da olabiliriz ama Karadenizli olarak, Trabzonlu olarak, tüm coğrafyadan olarak herkes bir gurbet olarak seçmiştir. Ama eskilerimiz bu coğrafyanın çok büyük sıkıntılarını çekmiştir. Evet, onun için nereden geldik, nereye gideceğiz? Geçmişimizi unutmayacağız. Geçmişini unutanların geleceği olmaz. Onun için geçmişlerimizi de hep saygıyla, rahmetle anacağız. Bu da bizim birinci vazifelerimizden bir tanesidir. Onun için bakalım ki biz nereden geldik, neler çektik, neler yaşadık. Yeni gençlikler tabii bunları çok fazla bilmez. Ama bunları da anlatacağız. Ama türkülerle, ama şarkılarla, ama hatıralarla bunları da alkışlayacağız. Cumartesi Trabzon'un da Fenerbahçe'den maçı var. İnşallah maçı alacağız. Kuvvetli bir alkışla bu Trabzon'un. Şimdi Trabzon bu sene iyi değil ama Fenerbahçe'de kuvvetli bu sene şimdi. Yani coğrafya belli. Ama Lazun ne yapacağı belli olmaz. Her an bir telilik yapabilir. Hocam bir uzun hava ver bana. Sahne olsun karalı, bir şey olmaz ya. Biz kemençalan irgatlarına dürkü söylerdik ya. Ben dağları tuman, yolları çamur, yüksek bir köyde dünyaya geldim. Benim için hayatta en lüks yaşandı, iki fındık kapılı arasında bir çeviz ağacında asılan sarıncaktı. Ayağımız yere bastığında tarla kazardık boyumuzdan uzun kazmalarla. Yaz ayları gelende yayla yapardık o yüksek yaylalarda. Bazen duman sarardı o yüksek yaylaları. Ayağımızda kara lastik çişe vurunca ayağımızdan çıkardı. Eşek dikeni batardı ayağımıza. Saatlerce çıkarmak için uğraşırdık. Misirleri keser sırtımıza vurup kenarmene giderdik. Allah rahmet eylesin.
yapmışsın tanıştayı. O koca taşın dönmesi için saatlerce o suyun içinde kalırdı. Taşköprü diye bir mekanımız vardı. Hep orada buluşurduk arkadaşlarla. Üstüne Şah Faik dayı gelirdi. Omuzunda bir Alman kayışlı deyip kemençe sesi. Erkan Ocakları'nın eminesine yaktığı ağır çalınca zılma kayalarında yankı yapardı. Vay be, mekanın cennet olsun Erkan abi be. Koca köylerin bir pemeci ödümüsü vardı. Sabah gider akşam gelirdi. Yolunu gösterdik. Gurbetten babamızdan bir mektup gelecek de anamıza, eşimize, dostumuza müjde edip de mükafat alacağız diye. Bazen geç gelirdi pemeci otobüsü. Yolunu gösterdik. Kastoroz kranından ışıkları bizim köye çaksın da onu seyredelim diye. Biz bahçedeki pırasayı, tarladaki lahanayı, bileki altındaki ekmeği dostlarımızdan, komşularımızdan paylaşmayı bilirdik. Bize atalarımız, bize anamız, babamız böyle öğretti. Komşun aşkan, sen uyuyamazsın diye. Fakirlik var ya, yoksulluk. Ben de herkes gibi gurbede, yani şu koca şehire gelmeye karar verdim. Belki benim de üç beş kuruşum, belki benim de başımı sokacak bir evim olur da anama, eşime, dostuma bir faydam olur diye. Geldik ya koca şehire, Allah ya kulum yürü dedi ya. Bizim de üç beş kuruşumuz, bizim de başımızı sokacak bir evimiz oldu ya. Fakat biz bu koca şehirde nelerini gördük be Faik dayı. Yediği ekmeğe tekme vuranları mı? Parayı gördükten sonra eşini, dostunu tanımayanları mı? Biz insanlığın bittiğini gördük be Faik dayı be. Biz bu şehirde nelerini gördük be Faik dayı. Aa Faik dayı. Bu sene Kadir Gaya oy, yolum düştü uğradıma. Eski arkadaşlardan kimseye rastlamadım. Nerede Koryan Ali, nerede Ali Köroğlu, nerede Erkan Uçaklı, nerede Sayın Uçar, nerede Çayan Hüseyin, nerede Bahattin Çamur, nerede Rizeli Kocalı, nerede Maşkalı Nazım, nerede Maloğun Kazım, nerede kaldın Çingaya? Onlar da benim gibi dertli geldi dünyaya, dertli geldi. Hepsinin canına rahmet olsun. Evet. Tavuklar pulli pulli da bir tanesi kukulli. Var mı iyi? Güzel bir horon oynayacağız da. Hazır mı horoncular? Abi benim horonlarım biliyorsun böyle sert. Sert ve zayıflama pozisyonu. Sağlıklı. Yani gece gördünüz mü milli takım horon oynuyordu. Onlar da anladı ki horon oynadıktan sonra sahaya çıktığın zaman başarılı oluyorsun. Bizim uşaklar eskiden biliyorsun 7 tane şampiyonluk edildiler. Sayısız kubalar hepsi horoncuydu. Önce horon oynarlardı farozda, sahaya çıkarlardı. Faydası bu. Evet. Tavuklar bulli bulli da bir tanesi kukulli. Haydi bir iki dönmür hocam. Yarım meramur, 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 yarım meram
bakacağım. Tavuklar hulle hulle, bir tane esrim hulle. Yarışmayı yarame, o zaman da onu hulle damlara. Hastalara şifa. Onun için horon yerini ayıralım mı şöyle ortadan? Öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Belediye Başkanımız bu kadar güzel olanaklarda destek verdiği için kendisine buradan başarılar diliyoruz.
her zaman. Bunlar az iş değil. Yaylaları paylayın, yeni bir şey dayatıp gel geçin.
zorundayız. Aşırı yağmur. Sahnede gibi sazlar da İstanbul'da. Evet.